Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. 17 Nisan 2023 günlerden pazartesi ve aynı zamanda Kadir Gecesi'ni bu akşam idrak edeceğiz. Rabbim bu Kadir Gecesi'nin feyzinden yararlanabilmeyi, feyzlenmeyi nasip etsin. Bütün İslam aleminin Kadir Gecesi'ni, Ledey Kadir'ini tebrik ediyorum inşallah. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar, biliyorsunuz ki Sağlık Bakanı'nın ikinci alımı oldu, yerleşen arkadaşlarımız oldu. İşte bu yerleşen arkadaşlarımızı neler bekliyor? Neler yapacak? Bundan sonraki süreci nasıl bir yol haritası çizecekler? Çünkü artık bir yol ayrımına girdiniz, bir yola girdiniz. Artık 650'de tabi bir memur olacaksınız. İşte hani öncesinde bir farkındalık, görevlerinizi, sorumluluklarınızı bilmeniz için genel bir video çekmeyi şey yaptım. Çünkü yorumlarda da bu konuda çok çok sorular geliyor. Atanamayan arkadaşlarımız için de inşallah en kısa zamanda yeni atamalar gelmesini ümit ediyoruz. Böyle ki beklentim var. Böyle 2023'ün sonlarına doğru, yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları içerisinde muhakkak bir sağlık alanında bir alımın olacağını ben düşünüyorum. Tabii benim tahminlerim, böyle bir beklentim var. Resmi kaynakta şu an net belli değil. İnşallah olacaktır. İnşallah güzel alımlar olacaktır böyle. Tabi halihazırda bir seçim var. Seçimi de atlattıktan sonra yeni hükümet kurulacak. Yeni hükümet nasıl bir yol haritası çizecek? Bunlar da tabi bütün bundan sonraki süreçleri etkileyecek bir durum olacak. Aynı zamanda üniversite hastaneleri de alıma çıkıyor. Arkadaşlar üniversite hastanelerini bakın değerlendirebilirsiniz puanlarınızı. O konuda değerlendirebilirsiniz. Boş kalmaktansa, oradan buradan zaman geçirmektense puanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Bilakis kendim de yani üniversite hastanesinde çalışıyorum, yani tavsiye ediyorum bana soran, benim fikrimi, önerimi almak isteyenlere öneriyorum. Çünkü güzeldir yani. Hele puanlarınız biraz daha alttaysa ya da barajdaysa böyle değerlendirin, muhakkak değerlendirin. O zaman konumuza geçelim inşallah. Yani atan arkadaşlarımız bundan sonra nasıl bir süreç bekleyecek? Şimdi arkadaşlar herhangi bir yapabileceğiniz hiçbir şey yoktu. Şu anda bekliyorsunuz çünkü halihazırda bir arşiv soruşturmanız olacaktır. Arşiv soruşturması genellikle 1 ile 2 ay içerisinde sonuçlanıyor. Sonuçlandıktan sonra ÇKS'ye düşüyor. Oradan takip edebilirsiniz. İşte internet sitesinden takip edebilirsiniz veya E-Devlet'ten, ekip portalından da takip edebilirsiniz. Veya size SMS olarak zaten geliyordur. Eğer numaranız güncel ise numaranızdan size SMS geliyordur. Numaranız güncel değilse E-Devlet'ten numaranızı güncelleyebilirsiniz. Şuna da değinmek istiyorum. Arşiv soruşturmasında yani sizin şu geçmişinize bakıyorum. Yani herhangi bir mahkeme, herhangi bir adli, idari falan filan tarzında bir durumunuz var mı yok mu, onlara bakılıyor böyle. Ama hani şöyle son zamanlarda çok sıklıkla karşılaştığımız, işte hani sosyal medyamıza bakıyor mu, paylaştığınız şeylere bakıyor mu falan filan, bu tür şeylere bakmıyor böyle. Yani bir nevi sizin adli idari durumlarınıza bakıyor. Yani bir sıkıntı yoksa zaten hemen zimmete düşmeleriniz gerçekleşiyor. Düştükten sonra göreve başlama duyurusu geliyor. Göreve başlama duyurusuyla birlikte kurumunuza hangi evraklarınızı vereceğinizi de yazıyor. İşte evraklarınızı toparlayıp bir şekilde kurumunuza gidip kurumunuza irtibata geçebilirsiniz veya kurumunuza verdikten sonra göreve başlayabilirsiniz. Şimdi bu evraklar neler? İşte bildirim beyannamesi, 2 tane fotoğraf, ÖSYM sonuç belgesi, son yerleşim atandığınız puan ile alakalı. Ondan sonra adli sicil dedik. Diplomanızı veya E-Devlet'ten öğrenim belgenizi falan. Bunları ister zaten. Göreve başlama duyurusu gelin, oradan evraklarınızı da görebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. E-Devlet'ten veya şeyden çıkarabilirsiniz. Ondan sonra göreve başlama duyurusu geldi. Evraklarını teslim ettiğinizde göreve başladınız. Nasıl bir süreç gütmenizi ben tavsiye edeyim böyle. Şimdi arkadaşlar bir aynı zamanda size artık 657'ye tabi olacağınız için sizden nice tavsiyem, 657'ye tabi bir memur hakları nelerdir, görevleri nelerdir bir açıp bakmanızdan yana
yanayım böyle. Yani bir bilinciniz olun. Çünkü görevlerinizi, sorumluluklarını bildikten sonra nelerle karşılaşırsanız karşılayın, nasıl bir yol haritası çizeceğinizi az çok bileceksiniz. Yani ama muhakkak açın bir okuyun, işte memur nelerden, mesela örnek veriyorum. Altı üzeri de tabii bir memur, siyasi görüşünü veya siyasi partiye bir üye olamaz. Eğer şu anda halen daha siyasi partiye bir üyeseniz, üyenizden muhakkak çıkın böyle. Çünkü bunlar ÇK yasada, yani zimmete düşmenize biraz sıkıntı veya süreci uzatabilir. Başka sorular vardı. İşte hani örnek veriyorum, şu ana kadar başka kurumda, yani özel olsun, işte asgari ücretli olsun, diğer kendi şeyine olsun, çalışan arkadaşlarımız arşiv soruşturması gelene kadar o işinde çalışabilir. Yani ÇKS'e düştükten sonra, hani zimmete düşme gerçekleştikten sonra çalışmış olduğu kurumdan irtibatını kesebilir. Yani varsa sigorta girişi zaten oradan iptal edilip artık buradan devam edecektir. Başka sorularınız vardı. İnsan buraya oturduktan sonra, masa başına, kamera karşısına geçtikten sonra böyle harbiden unutuyor. Onun için böyle not etmişim, böyle notlarından da yola çıkarak böyle. İşte başına falan filan dedik. Şey gelelim. Maaşlara gelelim böyle. Maaşlarda nasıl bir süreç olur? Çünkü şu anda halihazırda bir seçime de girdiğimiz için böyle. Büyük ihtimalle siz seçimden sonra göreve başlayabilirsiniz. Seçimden önce göreve başlama bir ay içerisinde ya da hemen Mayıs'ın başında, Mayıs'ın 5 ile 10 arasında göreve başlayabilirsiniz. Eğer o süre zarfında olmasa büyük ihtimalle seçimden sonra yakalırsınız böyle. Şimdi siz atandıktan sonra sağlık teknikerleri şu anda net maaşı, işte hani teşviksiz, şuysuz, buysuz ödemeniz işte 14 bine yakın bir ödeme var. 13.800 küsür bir şeydir şu anda. Bundan yararlanacaksınız. Tabi diyelim ki, örnek veriyorum ki 5 Mayıs'ta maaşın hesaplaması için 5 Mayıs'ta göreve başladınız. Ayın 15'inde maaş yattığı için ayın 5'i ile 15'i arasında çalışmış olduğunuz süre zarfı artı bir de tam maaş yatacaktır. Bunun bilgisini vereyim. Aynı zamanda şey var, promosyonlar var. Tabi promosyonlarda da yararlanacaksınız. Tabi bu ne zaman yatacak şu an için belli olmasa da, yani Mayıs'ta göreve başlarsanız böyle 2023 yılı içerisinde promosyonlar er ya da geç yatacaktır. Buna da muhakkak yararlanacaksınız. Hiçbir sıkıntınız olmasın böyle. Tabi 6 ayda bir memur maaşlarına zam geldiği için böyle, işte hani Haziran'ın sonrasındaki şeylere de yararlanacaksınız böyle. Başka bir şey yok. Yeni bir yol ayrımı, yeni bir harita. Rabbim utandırmasın. Aman yayı şöyle diyeyim. Görevlerinizi, sorumluluklarınızı falan böyle bir araştırın. Güzel olur. Şu anda aklım durmuş vaziyette. Harbiden aklım şu anda durmuş vaziyette. Tekrardan hayırlı olsun inşallah. Rabbim utandırmasın. Rabbim nice güzel kapıları açsın sizlere, sizlere böyle. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hani varsa sorunuz yorum kısmında belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın inşallah.